Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi iki tane Megane'ımız var. Biri makyajlı, biri makyajsız. İkisi de Joy paket, ikisi de dizel. Bu 2020 model, bu da 2021 model. İkisi de sıfır gibi. Bu 3000'de, bu da 1500 kilometrede falan. Şimdi lafı çok uzattım biliyorum. Ama heyecanlıyım. İlk defa bir araç karşılaştırması yapacağım. Bunların da Megane olması güzel oldu. Megane severim. Umarım açı güzeldir. Umarım sesim iyi geliyordur. Mikrofonla kaydediyorum. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet, ön tasarımından başlayacak olursak araçların, ben de şöyle biraz geriye çekiliyorum ve birlikte bakıyoruz. İlk öncelikle fark ettiğim şey, far dizaynları benzer olsa da sinyallerin bu araçta farklı bir yere alınmış olması. Şu ikisinin de dörtlülerini yakalım. Evet, bunda gördüğünüz gibi sinyaller altta gündüz ledleriyle birlikte yanarken, bunda sinyaller altta tamponda sis farlarıyla birlikte yanıyor. Umarım güzel gözüküyordur. Şöyle evet, bakalım. Far dizaynlarında değişen şey bu. Joy donanımda böyle. İkon donanımdaysa yine C şeklindeki led farlarda gündüz ledleri sinyal olarak yanmaya devam ediyor. Şimdi şu farları, sinyalleri bir kapatalım. Sinyal sesleri de değişmiş, bak dinleyin. Bu makyajlı. Bir de makyajsızınkini kapatalım. Evet, sinyal sesleri de değişmiş. Bunu da ben fark ettim. Diğer YouTuber'lar söyledi mi bilmiyorum. İzlemedim hiç videosunu. Ben kendim araştırma yaparak öğrendim bir şeyler. Onun haricinde kaput dizaynları aynı. Değişen bir şey yok. Ön panjur dizaynları değişti. Gördüğünüz gibi burada bu dilimler bölündü ve aralarına çizgi eklenirken bunda düz bir çizgi olarak devam ediyor. Yani uzun bunda. Bunda 3 parçaya bölünmüş şekilde. Böyle. Bu panjur dizaynları değişmiş. Gördüğünüz gibi burada böyle burayı keskin dönerken bununla orayı daha yumuşak bir şekilde tek parça, yani düzmüş gibi dönüyor. Böyle ufak tefek tasarım oyunları yapılmış. Yan dizayna yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Size anlatacak bir şey var mı diye bakıyorum. Yan dizaynda değişen bir şey yok. Arka tasarıma geçelim. Şimdi ben şeyi alayım, kamerayı alayım arkaya. İlk öncelikle stopların şu sinyal çerçevelerine ve şeffaflıklarına bakarsanız, makyajlı modelde biraz daha kırmızı yerlerin kirazımsı, şuraların biraz daha böyle derinlikli, şeffaflaşmış gibi olduğunu göreceksiniz. Burada daha beyaz gibi. Burada içinde hafif bir karartma varmış gibi duruyorlar. Öyle mi bilmiyorum. Öyle duruyorlar. Benim gözüme öyle geldi yani. Burada difüzör tasarımlarımız değişti. Burada güzel, gördüğünüz gibi çok güzel bir egzoz çıkışımız varken, oval formlu. Burada fake bir egzoz çıkışına bıraktı yerini. Aşağıdan çıkıyor. Keşke bunun yerine öyle devam etseydi. O daha güzel bence. Hemen gerçek egzoz çıkışını beğeniyorum. Arka tasarımda farklar böyle. Bagajlara bakalım. Evet, şöyle bir bakayım. Bagajda bir farklılık yok. Bagajlar aynı. Bagajlı olarak bir fark görmedim. Bagaj anlamında bir farklılık yok. Bu arada Megane'ların bagajları geri görüş kamerası olmayan modellerde logonun ortasında, olanlarda şurada küçük bir kare var. Oradan açılıyor. Bunu da söyleyeyim size. Yavaş yavaş gelin iç mekandaki farklılıkları anlatmaya başlayalım. Kapı, evet, makyajsız aracın direksiyonuyla başlayalım. Gördüğünüz gibi deri olmayan plastik bir direksiyon var. Ve üzerindeki tuş takımlarında hız sabitlemeyi açma kapatma butonu yok. Burada var. Ve bu ses açma kapatma tuşları yukarı doğru ittirmeli. Ayrıca gösterge panelimizde de hız ortada, devir yanda küçük. Yakıt ve hararet küçük şekilde yanda devam ediyor. Ortada da siyah beyaz bir bilgi ekranımız var. Şimdi makyajlı araca geçip bir de bunlara bakalım. Evet, makyajlı aracın direksiyonuna geçtim. Gördüğünüz gibi burada artık çağıtlayarak, çağa ayak uydurarak en boş pakete bile deri direksiyonu eklemişler. Deri bir direksiyon simidimiz var. Buradaki tuşlar yukarı ittirmeli değil. Basmalı olarak değişti. Hız sabitlemeyi açma kapatma butonları da buraya geldi. Ortadaki ekran ise gördüğünüz gibi Clio'nun en baz donanımında ve orta donanımında olan göstergeyi buraya eklemişler. İkon donanım alırsanız eğer, makyajsız da ortada küçük bir gösterge dijital olarak hızı ve devri gösterip yanlarda benzin ve hararet analog olarak görünürken, bu makyajlı versiyonda alırsanız ikon Clio'da olan full hayalet ve sürüş modlarınızda sizin seçimlerinize göre konfigüre edebileceğiniz güzel bir hayalet ekran geliyor. Çözünürlüğü ve pikselleri de daha güzel oluyor. Makyajsız araçla devam ediyoruz. Orta konsolda gördüğünüz gibi bir multimedya dokunmatik ekranı yok. Bluetooth bağlantısı olan bir teybimiz var. Ses kalitesi de güzel ama
dokunmatik bir ekran olsaydı daha güzel olabilirdi. Klima manuel olarak buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kademesini, sıcaklığını, yönünü ve içeride döndürme, klima açma, arka cam rezistansını. Dörtlü butonumuz yine, dörtlü butonumuz burada. Sesi böyle. Arabayı kilitleme burada. Start stop ve eco modu burada. Park sensörünü kapatma butonu yok. Bunları söylüyorum. Makyajlı araçta bakacağız. Orada değişiklikler var. Burada güzel bir gözümüz, çakmaklığımız, USB'miz ve AUX'umuz mevcut. EDC bir vites topuzumuz var bu araçta. Hız sabitlemeyi açma ve limitörü açma butonları da burada. El frenimiz de yine mekanik. Eğer bu aracı manuel vites alırsanız burada bir kol dayaması olmuyor ve körüklü bir el freni oluyor. Buradaki gibi şey yok yani onda. Değişik tasarımlı bir el freni yok. Torpido gözüne şöyle bakalım. Burada bir gözü, burada da bir deri ince bir bölümü olan bir torpidosu var bu aracın. Orta konsol gördüğünüz gibi değişmedi. Sadece şöyle bir detay var. Burada eco modu vardı. Bunda park sensörlerini kapatma butonu var. Eğer ikon donanımı alırsanız bu aracın ekranı değişiyor. Eskisinde yine büyük boydan boya bir ekran varken çok çabuk iz bırakan ve mat bir plastik camın arkasındaymış gibi duran bir ekran varken makyajla birlikte burası komple değişiyor ve ikon donanımında full şeffaf güzel bir camın arkasındaymış gibi duran ve çözünürlüğü çok daha iyi olan bir ekran geliyor. Ve klima kontrolleri ikon donanımında biraz daha makyajsız modelde ekrandan yapılıyordu. Yani çok az kişiselleştirme yapabiliyordunuz bu butonlardan ve makyajla birlikte oradaki buton sayısı da çoğalarak daha fazla şeyi buradan yapmanıza olanak sunuyor. Onun haricinde orta konsol yine aynı devam ediyor. Eğer bu aracı manuel vitesle alırsanız yine makyajsız da olduğu gibi bu kol dayama olmuyor. Körüklü bir el freni geliyor. El freni tasarımı da değişiyor. 2 adet bardaklığınız var burada. Güzel devam ediyor onlar yine. Torpido gözümüz vesairemiz aynı. Arkada değişen hiçbir şey yok. Sadece ikon donanım alırsanız makyajlıların olduğunu birlikte görelim. Eğer ikon donanım alırsanız makyajlıda 2 adet USB çıkışı geliyor. Joy donanımda arka yaşam alanında değişen hiçbir şey yok. Evet, bugün sizlere makyajlı Megane'la makyajsız Megane'ın farklarını anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. İlk defa iki araçla birden çekim yapıyorum. Birazcık afalladım, ne yapacağımı bilemez hale geldim. Ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani canlı iki aracın farkını görmek fark ettirecektir. İnsanların daha kolay algılamasına yardımcı olacaktır. Ben ikisini aynı anda görene kadar bu araçların farklarını tam idrak edememiştim. Böyle görmek güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.